Arkadaşlar merhabalar bu videomda ikizkenar üçgen konu anlatımında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani sayfa 37'deyiz. İkinci özellikteyiz arkadaşlar. Yani geri kalan bütün özellikleri de burada vereceğiz. Dediğim gibi ikizkenar üçgen sanki özellikleri fazla olan bir konu gibi aslında ama özelliklerinden nereden geldiğinden bahsedeceğim. Burada en önemlisi bu özellikler arasında en azından olmazsa olmazımız olarak şunu seçerseniz yani ikinci özelliği seçerseniz sizin açınızdan daha iyi olur arkadaşlar. Şimdi şuraya bakalım. Ne diyor? İkiz kenar üçgende eşit kenarlara çizilen yüksekler birbirine eşittir. Arkadaşlar kolay bir şey bu. Niye? Nereden geliyor onu da söyleyip, Hocam bunlara a diyecek olursam. Üçgenin alanından gidecek olursak. Çünkü tabana ait yükseklik var ya ondan dolayı. Daha görmedik ama bilirsiniz. Bu üçgenin alanı a çarpı h bölü 2. Aynı üçgen olduğu için taban da a olduğundan dolayı. Burası da h olmak zorunda. a çarpı h bölü 2 olduğundan dolayı arkadaşlar. Ya da ikinci bir ispat. Hocam alfa beta'ya dalacak da olursak beta burası da alfa burası da beta. Şu üçgene ve şuradaki üçgene ayrı ayrı bakacak, bakacak olursanız alfa beta 90 90'ın karşı çift çizgi alfa beta 90 90'ın karşı çift çizgi olduğundan eş üçgen bunlar. Beta'nın karşısındaki şu kenarla e, beta'nın karşısındaki bu kenar birbirine eşit olmak zorunda diyebiliriz. Tabi alan mantığı daha hoş sanki burada. E, alan mantığından yapmak. Yani taban çarp tabana ait yükseklik bölü 2. Bu da taban çarp tabana ait yükseklik bölü 2. Tabanları eşitse e, de eşit olmak zorunda. Birinci özelliğimiz bu. Eşit kenarları çizilen yüksekler birbirine eşit. Ve bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Burada eşit kenarları çizilen yüksekler birbirine eşit ya. Hatta kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşittir arkadaşlar. Yani şu açıyla şu açı birbirine eşittir. Sonra bu açıyla bu yani pardon bu kenarla bu kenar eşittir. Bu kenarla bu kenar birbirine eşittir. Sonra nerelere eşittir arkadaşlar? Buradan çizilen yükseklik taban açısına kadar şu parçaya ayırmışsa buradan çizilen yükseklik taban açısına kadar bu parçaya ayırır. Çizilen yükseklik tepe açısına kadar bu e, kenara ayırmışsa çizilen yükseklik şuraya kadar da bu parçaya ayırmak zorunda. Peki hocam bu iş nereden geliyor? Onu anlatın bakalım. Tamam farz edelim eşitlikler yok. Hadi bakalım. Eşitler yok. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi şu ikizkenar üçgen olduğu için hocam bu açıyla bu açı birbirine eşit midir? Eşittir. Hocam ben biraz önce şunların birbirine eşit olduğunu size ispatladım. Doğru mu? Aynen öyle. Peki şurası h. Burası da aynı şekilde h. Hocam şuraya bakacak olursak sadece şu üçgene bak şimdilik. ilk etapta. Bakın bu üçgende ben buraya x dersem eğer şuraya da y dersem y kare artı h kare x kareye mi eşit? Aynen öyle hocam. Hocam buradaki üçgende de bakın maviyle göstereyim. Buradaki üçgende de aynı şekilde e, x kare eşittir. H kare artı y kare olmalı. O zaman burası da y oldu arkadaşlar. Birinci ispatımız bu arkadaşlar. Tamam yani şunların eşit olduğunu ispatladık size. Dur devamını getireyim. Hocam madem bunlar eşit sadece bunlar mı eşit? Diğerleri de eşit değil mi? Bak burada alfa beta'ya dalsan da alfa beta beta alfa. a hocam bu üçgenle bu üçgen eş oldu. Beta'nın karşısındakiler eşit olduğundan dolayı. O yüzden alfanın karşısındakiler de eşit olur. E, 90'ın karşısındakiler de eşit olur. Yani ne dedik? Kendi çapında ayırtlığı yerler birbirine eşit olur dedik. Şu, şu, e, bu, bu. E, bu yükseklik taban açısına kadar y ayırdıysa bu yükseklik de taban açısına kadar y ayırdı. Yani şunlar da birbirine eşit. Y'leri iptal edelim şimdi. E, zaten bu ikiz kenar e, tepa açısına kadar şu kadar parça ayırmışsa bu da tepe açısına kadar bu kadar parça ayırır. Çünkü niye? İkiz kenar ya şunlar eşit şunlar da eşit olmak zorunda arkadaşlar. İspatını da göstereyim de ne olur ne olmaz. Hani olur ya aklınıza gelmez. Belki ispat yönteminden yaparsınız arkadaşlar. Geldik diğerine şimdi. Diğerlerin ispatını yapmayayım. İsterseniz kendiniz çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Evet, ikiz kenar üçgende bakın tepe açısından çizilen yükseklikle ilgili bir özellik değildi bu. Eşit kenarlara çizilen yükseklikle alakalı bir şeydi bu. Yani burada da eşit kenarlara çizilen açıortaylarla ilgili bir şey arkadaşlar bu. Eşit kenarlara çizilen açıortaylar birbirine eşittir. Hatta kendi çapında ayırtları yerlerde yine birbirine eşittir. Şunlar da birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Şu parçalar da birbirine eşit diyebiliriz. Bütün yardımcı elemanlar için söylediğimiz şey aynı. Aynı şey kenar için içinde geçerli mesela. Nasıl mı? Şurada. Eş, i̇kiz kenar üçgende eşit kenarları çizilen kenar ortaylar birbirine eşit. Yazmışım zaten. Aynı zamanda kendi çapında ayırdıkları yerler birbirine eşittir. Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşittir arkadaşlar. Yani yardımcı elemanlar için eşit kenarlara çizilen kendi çapında yerler yerlerde birbirine eşittir diye söylemde bulunabiliriz arkadaşlar. Ama bu verdiğim özelliklerden en önemlisi ilk ikincisi özellik. Çizilen yükseklerle alakalı sorular daha çok geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ya yeni sınav sistemine baktığımız zaman böyle sorularla karşılaşabilir miyiz? Çok zor ama biz bunu anlatmadan geçemiyoruz arkadaşlar. Böyle de bir şey ikizkenar üçgende var arkadaşlar. Soru çıkabilir mi? AYT kısmında evet özelliği ile alakalı çıkabilir. Ama nette de konuşmamak lazım şimdi. Geldik bir soruya. Hocam x kenar üçgen. Bir yükseklik çizilmiş. Hocam burada da bir şey çizilmiş. A ayrıtları yerler eşit. Şunlar da birbirine eşit. Aa, bu yükseklik çizgiye çift çizgi diye ayırmışsa. Buradaki de çizgiye çift çizgi ayıran nedir arkadaşlar? E, x kenar üçgen ya bu zaten. E, bu da yükseklik olmak zorunda. E x kenar üçgende çizilen yüksekler neydi arkadaşlar? Çizilen yüksekler eşitti. Yani 8 ise 8. Hatta ayırdıkları yerler de birbirine eşit olacak. 3 ise 3. 5 ise 5. Bitti. 3, 5. Ne üçgeni? 3, 4, 5 üçgeni. Hocam burada bir pisagor var. Bizden çünkü bu uzunluk isteniyor. 4 burası. Şurası kaç? 8. 4, 8. Ne üçgeni arkadaşlar? 4 kök 5 üçgeni. Evet. Dolayısıyla uzunluğu, BC uzunluğunu ne bulduk arkadaşlar? 4 kök 5 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Evet ne demiş arkadaşlar? AD ile BD birbirine eşit demiş. AD ile BD birbirine eşit. Hocam bu soruyu iki türlü mantıkla yapabilirsiniz. <laughs> Dedim ya so konular ilerledikçe e çözüm yöntemleri daha da darlaşıyor. Mesela burada ikiz kenar mantığından yola çıkarak soruyu yapmaya kalkışabilirsiniz. Ya da özel açı mantığı kullanarak çözümü yapmaya ulaşabilirsiniz. Mesela burada ne yapabiliriz arkadaşlar? İlk önce 45 yani özel açı var ya özel açıyı kullanmak daha mantıklı geliyor. Hocam burada 45 derece var. E, özel açı mantığını kullanmak için buradan dik çizsem saçmalama. Burada özel bir durumu geldi mi gelmedi. O zaman ne yapacağız? Hocam ya buradan dik çizeceğim ya A'dan. A'dan çizilen de zaten sadece dışarıya doğru düşer arkadaşlar. Buradan dik çizdiğin zaman 45 90 45 üçgeni geldi mi? Geldi. Evet şuraya 45 derece yazayım. 6 kök ise hocam burası da 6 burası da 6 olur mu arkadaşlar? Olur. Yani şurası 6 oldu. Burası da 6 oldu arkadaşlar. E Hocam ben neyi kullanmadım soruda? Bak soruda şunu kullanmadım. Hocam bu bir ikizkenar üçgen. Şunu görüyor musun? A ikizkenar üçgende eşit kenara bir yükseklik, eşit kenara bir yükseklik çizilmiş. Eşit kenara çizilen yükseklik bak tepe açısı burası değil mi? Eşit kenara çizilen yükseklikte tepe açısına kadar ayırdığı yerle buradaki eşit kenara çizilen yükseklikte tepe açısına ayırdığı yer yine birbirine eşit olmak zorunda. Dolayısıyla burası 2 yaptı. E bunun tamamı 6'ydı. O zaman buraya kaç kaldı arkadaşlar? 4 kaldı. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabını da böylelikle 4 bulduk arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Bakın ikinci özellikle alakalı hep sorular görüyorsunuz. Ee, en fazla da o çıkıyor zaten özellikle alakalı soru olarak. Arkadaşlar bunu kullanmayı bilmiyoruz ama artık öğrendik. Buraya A buraya B diyecek olursam. B'ye a, A dedim. CD'ye B dedim. CH uzunluğu da A artı B oldu arkadaşlar. Peki. Ve bir ikizkenar üçgen olarak verilmiş. Bakın ikizkenar üçgende eğer şöyle bir şeyle karşılaşırsanız. Tepe açısından çizilen yüksekliğe alışkınsınız ama taban olsaydı ikizkenarda kenarda tepe açısından yükseklik çizebilirdik. Burada öyle bir şey çizmek çok da mantıksız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E burada ne yapmış? İkiz kenar üçgende. Hocam eşit kenara yani kola bir dik çizilmişse ve şekilde düzensizlik ve dengesizlik varsa diğer kola da biz bir yükseklik çizsek süper olur arkadaşlar. Çünkü eşit kenarlara çizilen yüksekler birbirine eşit. Yani burası A artı B ise burası da ne olacak? A artı B. Hatta kendi çapında ayırdıkları yerlerde de birbirine eşit olacak. Bu yükseklik taban açısına kadar A'yı ayırmışsa bu yükseklik de taban açısına kadar A'yı ayıracak. Aa, bak şimdi burada bir dik üçgen çıktı. Buradaki dik üçgene baktığımız zaman hocam burası A artı B burası da A artı B. Nasıl bir üçgen arkadaşlar bu? İkiz kenar dik üçgen. Yani alfamız kaç derece olur o zaman? 45 derece olur sevgili gençler. Evet cevabımız 45 yaptı. Ve geldik buraya. Ne demiş burada? İşte açılar 10 10 50 verilmiş. Arkadaşlar 50 90 ise burası kaç derece? Açıları bir yazalım bakalım. 40. Hocam burası 20. A 20 ile neyin toplamı 40 yapar? 20'nin hocam buraya 20 kaldı diyebiliriz. Ya da hocam 20 90 ise burası e, kaç yapacak? 70 o zaman buraya 20 kaldı diyebiliriz. Hocam şurada bir ikiz kenar çıktı. Şimdi ben ikiz kenarı kullanmak zorundayım arkadaşlar. Peki burada bir açı ortaya çizilmiş. Eyvah eyvah ne yapacağız? Çok düzensiz değil mi şekil arkadaşlar? Ne yapmalıyız? Hocam şuradan dik falan mı çizmeliyiz? Oba. Sen niye ona ait dik çiziyorsun? Özel bir durum var mı burada? Yok. Başka bir şey düşünmeliyiz. İkiz kenarlığı düşünmeliyiz. Hocam ikiz kenarda eşit kenara bir açı ortay çizilmiş. Ha, Şekil düzensiz. O zaman ben yapsam arkadaşlar diğer eşit kenarda bir açı ortay çizsem. Evet zor bir soru diyebiliriz aslında arkadaşlar. Çizilen açı ortaylar neydi? Birbirine eşitti. Yani bu açı ortay 12 ise bu açı ortay da 12'dir. Hocam bunlar da 11'i 11'in diye böldü. Aa, burada kaç kaç yaptı? 60. 60 90. Burası kaç oldu? 30. Hocam şu üçgen 30 60 90 üçgen oldu. 90'ın karşısı 12 ise 30'un karşısında kaç yapar? 6 yapar. Dolayısıyla bu örneğin cevabında böylelikle 6 bulduk. Eşit kenarları çizilen açı ilgili bir soruydu arkadaşlar. Ve şu soruya geldik şimdi. Arkadaşlar nasıl bir üçgen bu? Soruya baktığımız zaman bir ikizkenar üçgen. Şöyle baktığımız zaman Şimdi bakıyoruz ki şunlar hep AKKB bilmem ne eşit verilmiş zaten burada. CD ile de BL eşit verilmiş. Hocam şu BL uzunluğu CD'ye eşit verilmiş. Alakasız yerde bir eşitlik var. Hocam kenar ortay uzunluğuyla hani kola çizilen kenar ortay uzunluğuyla alakasız yerde bir eşitlik varsa. E ikiz kenar üçgende eşit kenarlara çizilen kenar ortaylar birbirine eşit değil miydi? Eşit. O zaman burada kenar ortay çizeceğiz. Çünkü niye? Kenar ortayla alakasız yerde bir eşitlik var. O yüzden diğer kenara çizilen eşit kola çizilen kenar ortayı çizecek olursam şu kenar ortaylar birbirine eşit. Aa hocam kenarların eşitliğini gösterince şurada da bir ikiz kenar çıktı mı çıktı. Hocam 10 derece ise burası da kaç derece? 10. İki açı yan yana geldi dayanamam. Burası kaç derece? 20 derece yapar. İki iç açının toplamı bir dış açı olduğundan dolayı. Şimdi dur. Daha iş bitmedi. Hocam bu kenar ortaylar birbirine eşit. Kendi çapında yerler yerlerde birbirine eşit. Yani şunlar da birbirine eşit. A hocam şuradaki ikisi kenarlıktan dolayı 35 ise burası da kaç çıktı? 35. Hocam şurada kaçı kaç çıktı? 55. Bu bir ikizkenar kenar üçgen. Burada kaçı da 55 olmalı? 55, 55, 110. Buraya kaç derece kaldı o zaman? 70 derece kaldı. Zaten benden VAC açısı soruluyor. Cevabımız böylelikle 70 çıkar sevgili gençler. Evet cevap 70 oldu. Ee, yani şöyle baktığınız zaman ilerleyen zamanlarda zorlanabileceğiniz türde sorular. Çünkü bu özellikleri unutabilirsiniz ama kenar ortayla alakası bir yerde bir eşitlik verildiğinde ne yapacaksınız? Diğer kenar ortaya çizeceksiniz. Ya da yükseklikle yani tepeden çizilen yükseklik değil öbür kenara çizilen kola çizilen bir yükseklikle alakası bir yerde bir eşitlik verilmişse yine diğer kola da bir yükseklik çizmeyi ihmal etmeyin. Özellikle yüksekli olan kısım çok karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet geldik 5. özelliğe. 5. özellik ikizkenar üçgenin tabanından alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler gördüğünüz zaman bu dikmeler toplamı eşit kola çizilen yüksekliğe eşit. Bak, tepeden çizilen yükseklik değil arkadaşlar. Dikkat edin. Hep karıştırılıyor. Tepeden çizilen yükseklik ilk özellik. Tabana ait yükseklik çizeceksin sadece taban mevcutsa. O ayrı. Ama burada tabandan bir nokta alınıp kollara dikmeler çizilmişse bu dikmelerin toplamı neye eşitmiş arkadaşlar? Bir yüksekliğe eşitmiş. Şimdi, hocam nereden geliyor bu? <laughs> hocam Şuradan geliyor. Bakın alandan gidebiliriz yine. Hocam şöyle bir şey yapsak. Şunu şöyle yapsak. Şuraya baktığımız zaman. Burası A burası da A. Şu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? A çarpı X bölü 2. Alan dediğim A çarpı X bölü 2 artı. Şu üçgenin alanı nedir? A çarpı Y bölü 2. A çarpı Y bölü 2. E hocam burada da neye eşit olmak zorunda? A çarpı şuraya H diyecek olursam bir yöne. A çarpı H bölü 2'ye eşit olmak zorunda. Yukarısı A parantezinde X artı Y bölü 2 yaptı. Burası da A çarpı H bölü 2 yaptı. Bölü 2'ler gitti. A'lar gitti. H dediğimiz X artı Y'ye eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. Nereden geldi yine ispatı? Üçgende alan formülünden geldi arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye gösterelim dedik ama siz tabandan alınan bir nokta gördüğünüz zaman kollara dikmeler çizilmişse bu dikmeler eşit kenara çizilen yüksekliğe eşittir. Ya buradan çizilen yüksekliği ya da buradan çizilen yüksekliği arkadaşlar. Ben sadece bir tanesini çizmişim. Zaten B ile de HC birbirine eşit biliyorsunuz. <laughs> evet. Böylelikle bu özelliği de gördük. Şimdi sorularına bakalım. A hocam 15, 90, 75. En sevmediğimiz üçgen değil mi? Evet. E, bu bir ikiz kenar üçgen verilmiş mi? Verilmiş. İkiz kenarsa zaten 15, 75, 90'da bir işlem yapma sen. E, alanda yaparsın. Aşağı 4 taş ama burası daha verilmediğine göre burada bir işlem yapmamıza gerek yok. Hocam ikiz kenar üçgen mi bu, bu? Evet. 75 ise o zaman burası da 75 oldu. 75 75. Hani açı verilmişse açı bir ikisini kullanacağım demek ki ben burada. 75 75 150. Burada kaç? 30 derece oldu. Şimdi ne yapmalıyız arkadaşlar? Bizden ne isteniyor? Şey isteniyor. Şu x isteniyor. A başka ne verilmiş? AC'yi 14 vermiş. AB ile AC birbirine eşit ve 14 verilmiş. Bak şimdi. İkiz kenar üçgen tabandan bir nokta alınmış. Kollara dikmeler çizilmiş. Bu dikmeleri gördüğümüz zaman hemen ne yapıyoruz? Hop şuraya çiziyoruz arkadaşlar. Çizdik buraya. 30 90 ise burası kaç çıktı? 60 çıktı. Hocam burada 30 60 90 üçgen çıktı. 90'ın karşısı 14 ise 30'un karşısı kaçtır? 7. A. Bu dikmeler toplama bu yüksekliğe eşitti. X artı 3 eşittir 7 ise X'i buradan kaç bulduk arkadaşlar? 4 olarak bulduk. Evet böylelikle bu sorunun cevabında 4 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi ABC ikizkenar üçgen AB 10. Evet şurası 10 verilmiş. Burası da 10 verilmiş arkadaşlar. Ve dikkat ederseniz ne verilmiş bir de BAC açısı geniş açı denmiş. Boşu boşuna geniş denmez. Verilen her bir bilgiyi kullanacaksın. Hocam 10 10 burası 3 burası 5 verilmiş. A ikizkenar üçgen. İkizkenarda tabandan bir noktalanmış kollara dikmeler çizilmiş. Bu dikmeler toplamı neye eşittir arkadaşlar? Bir yüksekliğe. Hop çizdin. Yalnız niye çizdin buraya? Bak çizdin. Ne oldu? Hocam burası 90. Burası geniş açı. Niye bu geniş açıyı boşu boşuna verirler mi? Vermezler. Atıyorum 91 olsa bile 90, 91 daha. 181 buraya eksi 1 derece kaldı. Olur mu öyle bir şey? Olmaz. O zaman sildik. Arkadaş burası geniş açı ya. Sen buradan bir yükseklik çizeceksen buraya düşmez. Geniş açıda üçgende yükseklik dışarıya doğru düşer arkadaşlar. Değil mi? Yani dışarıya da düşse fark etmez. Tabandan bir nokta alınmış. Kollara dikmeler çizilmişse bu dikmeler toplamı buraya eşittir. Yani şurası kaç yapacak? 3 artı 5 yapacak. Kaç oldu yani burası arkadaşlar? 8 oldu. 3 artı 5 eşittir 8 yaptı arkadaşlar. Evet BC uzunluğu kaçtır diye soruluyor. E hocam şurası A 18. 6 8 13 üçgeninden 6 çıktı burası. Dikkat edin şimdi burası 8 burası 16 oldu arkadaşlar. E o zaman burası da kaç olacaktır? 8 kök 5 olacaktır. 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı arkadaşlar. Dolayısıyla bu sorumuzun cevabını da böylelikle 8 kök 5 bulduk gençler. Evet geldik şuraya. Bunu özellik olarak vermeme gerek yok aslında. Özellik olarak da algılamanızı da istemiyorum. İspatını da yapacağım. Dikkat edin arkadaşlar. Ya, ya yine de bilseniz de olur mu olur. O ayrı bir konu. Ama şuna söyleyeyim. İkizkenar üçgende tabandan alınan bir noktadan kollara çizilen dikmeler neye eşitti? Bir yüksekliğe eşitti değil mi? bu sefer de ikizkenar üçgende tabandan bir nokta kollara paraleller çizilirse bu paraleller toplamı bir kenara eşittir arkadaşlar. Dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşit. Paraleller toplamı da bir kenara eşittir. Niye hocam? Bak şimdi. Hocam bu açıyla bu açı zaten x kenarlıktan dolayı eşit mi? Eşit. X kenar üçgenden dolayı. Hocam şununla şu paralelse. a burası da nokta açısı yaptı. Hocam x kenar çıktı. Y ise y. Hocam şununla şu paralelse a burası da nokta açısı çıktı. ikizkenar kenar çıktı. X X. Bir de buraya bakar mısınız? Bu bir paralel kenar değil mi? Karşılıklı kenarlar birbirine paralel olan dörtgen paralel kenar. A burası X ise burası da X'tir. Burası Y burası da Y'dir. Gerçekten de tabanlı alandan bir noktan kollara çizilen paraleller toplamı X artı Y, X artı Y kolla eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. Yani aklınıza gelmese bile bir şekilde mutlaka ulaşırsınız. Paralel doğruları uzatırsınız. İşte şey yaparsınız ikiz kenarlıkları böyle kullanırsınız paralel kenarlığı düşünürsünüz mutlaka sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. Şimdi geldik şöyle bir o mantıkta çözülen bir soru mesela ama özelliği kullanmayacağım mesela burada. Yani onun ispatını kullanacağım burada arkadaşlar ki yeni nesil sorular da artık böyle biliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şimdi ne demiş ikiz kenar üçgenç biçimindeki bir karton şekildeki gibi D noktasından kesime başlanılarak kırmızı çizgiler boyunca kesiliyor böyle. Kesim işleminde bak bu şekilde parçalar ayrıldı burası. Kesim işleminden sonra kağıt tabanları BC üzerinde olan 3 tane X kenar üçgen. Tabanları BC üzerinde olan 3 tane X kenar üçgenmiş. 1, 2, 3. Yani arkadaşlar bakın 3 tane X kenar üçgen. Şunlar birbirine eşit, şunlar birbirine eşit, şunlar da birbirine eşit. Gösterelim. AB ile DF birbirine paralelmiş. Hmm. Şu paralelliği de kullanacağız arkadaşlar. AB ile DF. Peki hepsini kullanalım şimdi. Hocam. Şu ikiz kenardan dolayı bu açılar birbirine eşit. Büyük de ikiz kenar üçgen unutma. Bu açılar da birbirine eşit. Hocam o zaman ne oldu? Şu ikiz kenardan dolayı burası da eşit oldu. Hocam şunlar birbirine paralel olduğundan dolayı burası nokta açısı oldu. Şu ikiz kenarlıktan dolayı burası da nokta açısı oldu. Aa şu da şu da birbirine paralel oldu mu? Oldu. Aklının bir parçasında bulunsun. Şunlar da birbirine paralel oldu arkadaşlar. E şimdi ne yapacağız hocam? Şöyle bir üçgenlere ayrılmış. Şuradan yapmalı arkadaşlar. Şu paralelin biz doğruda açılardan beri biliyoruz. Paralel doğrular şurada garip bir dörtgen var. Gördüğümüzde ne yapıyoruz? Paralel doğruları şöyle bir uzatıyoruz arkadaşlar değil mi? Paralel doğruların bir uzantısını alıyoruz. Uzantısını aldığım zaman hani şunu şu paralel ya, istersen burayı uzat fark etmez. İstediğin şekilde yap. Ben şurayı tercih ettim. Ben bu paralel doğruyu uzatınca hocam şurada ne çıktı? Paralel kenar çıktı. Şunlar paralel bunlar paralel olduğundan dolayı. O zaman şurada da değerleri verelim arkadaşlar. XX diyeyim. Y, Y diyeyim şuraya. Şuraya da bir z, z diyeyim. Hocam paralel kenardan dolayı burası da z. A hocam şurada da bir paralel kenar var. Burası y artı z ise burası da y artı z oldu. Hocam burası x ise paralel kenardan dolayı x ise bak burası da x oldu. Burası y ise burası da y oldu. Bak ne demiş? Makas toplamda 7 santimetre kesim yaptığına göre kırmızı çizgiler boyunca kesim yapıyordu. X, 2Y ve Z. Adam sana X artı 2Y artı Z'yi kaç vermiş? 7 vermiş. Kesimden sonra oluşan altıgenin çevresi. Hocam ben burayı x buldum. Burayı y. Burası da y. Burası z. Hocam burası x artı y oldu. Şuraya baktığımız zaman burası da ne oldu arkadaşlar? Y artı z oldu. İşte bu dörtgenin nesi isteniyor? Çevresi isteniyor. Topla. X'ten kaç tane var? 1, 2 tane var. Benden 2x artı y'ye bak. 1, 2, 3, 4 tane y var. 4 y artı z'ye bak. 1, 2 tane de z var. 2 z isteniyor. Aa hocam iki parantezin aldığımızdan x artı 2 y artı z yaptı burası. Zaten burası kaç? X artı 2 artı z'yi biz zaten 7 bulduk arkadaşlar. O zaman cevabımız ne yapacak? 2 çarpı 7'den 14'e eşit olacaktır arkadaşlar. Çok güzel bir soru. Değil mi gençler? Aynen öyle. Ne yaptık? Böyle ispatından böyle işte şu paraleller toplama, bir kenar eşittir falan filan demedik arkadaşlar. Gerek yok. Ispatından yaptık zaten burada da çözümü de arkadaşlar. Evet, ikizkenar üçgen bu. Ee, özellikleri baktığımız zaman evet, çok fazla özellik varmış gibi duruyor. Ama e, yani ikizkenar üçgende bir tık daha özen gösterip bu özellikleri en azından aklınızda bulunsun. Sınava girmeden önce şöyle bir okursunuz arkadaşlar. Çünkü ben şimdi verdim bu özellikleri belki unutacaksınız. Ya sene içerisinde hiçbir deneme sınavında belki de karşılaşmayacaksınız ama yine de ne olur ne olmaz. İkizkenar üçgen konusu var. Bu özellikler müfredatta var. Ya ben özellik anlatmayı seven birisi değilim ama Sınavlarda da yeni nesil formatında da çıkmıyor boş verin diyebilirim ama ben o şekilde riski alamam arkadaşlar çünkü bir senesinde paralel kenarın öyle bir özelliği çıktı ki mesela bilmeyen yapamadı. E burada da ikiz kenarlıkla ilgili özellik sorulabilir. Hadi şöyle e, paralellerle ilgili bir şey verirse ispatını yapabilirsiniz ama o diklerle ilgili ispatlarda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden sınava girmeden aklınızın bir köşesinde bulunsun ikiz kenarlıkla ilgili bu özellikleri bakmanızı tavsiye ediyoruz çıkmasa bile en azından aklımızın bir köşesinde bulunsun arkadaşlar. Evet gençler gördüğünüz üzere ikizkenar üçgen konusu çoğunlukla ilk videoda gördüğünüz daha doğrusu dik üçgenden yapılabiliyor arkadaşlar. Şimdi de eşkenar üçgen konusuna başlayacağız. Eşkenar üçgen konusu da genelde özel açı mantığından yapılabilen bir konu arkadaşlar. Ee, onu da bir sonraki videoda anlatacağız. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.